Evet, hayırlı olsun. Kayıt, montaj, başla. Merhaba, iyi günler. İyi ki bana böyle bir uğraş çocuklarım ayarladılar. Yoksa vakit geçmiyor. Bugün de sizlere baklava çeşitlerinden dilber dudağını yapayım dedim. Ben yapıyorum, bazen çocuklar seviyorlar. Bugün de canımız tatlı istedi, sizlerle paylaşalım dedik. Öncelikle hayırlı cumalar olsun, sağlıklı günler, Allah evimizin bereketini arttırsın, sağlıklı günler hep beraber ailecek ya da bütün Türkiye olarak şu sıkıntılı günlerden çıkmak nasip etsin. Çoluk çocuğunuz da yemeği nasip etsin her şeyi. Öncelikle tatlısını 5 bardak şeker, 5 bardak su, 1 dilim limon içine koyun, 15-20 dakika kaynatın. Ben şimdi onu koydum, Hakan gidip başında bekliyor. Ondan sonra tatlısı olunca 15 dakika sonra altını söndüreceğiz. Çünkü tatlı sıcak, şekeri soğuk olacak. Zaten çoğunlukla herkes bunu biliyordur. Ben bir de şimdi bunu iki hamuru da 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 100 gram kadar tereyağı ev oda sıcaklığında. Ondan sonra bir paket karbonat, alabildiği kadar, genelde 4,5 bardak falan un alıyor. İşte kulak memesi şeklinde derler ya. Şöyle böyle bakın, kendinize göre hamuru yapıyorsunuz. Ben şimdi ikiye böldüm. 20 tane beze yaptım böyle. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bunun 10 tanesini ben önce açtım. Şimdi şu anda onu da fırına koyacağız. Hani çoğunlukla dediler ki şimdi yorumlarda, teyze böreğin çok güzel olmuş, muhacir böreği ama pişmiş halini görmedik falan diye. Haklılar da. Ben de en azından şimdi benim hani çabucak yapamıyorum. Bir de bu videoda durdur, başlat şeyini tam bizim şey telefonum pek yapmıyor. Onun için önceden onu koydum. Şimdi bunu o pişmiş halini sonra size göstereceğim. Şu anda da açılma halini göstereyim, yapılış halini diye. Şimdi ondan sonra oturdum, bunu açacağım kısmet olsa. Şeyle açıyorum ben, nişastayla açıyorum baklava türü şeyleri. Bu arada önlüğümde böyle çok güzel, bunu Selanik'ten almıştım. Bunu da göstermek istedim. Yani şöyle eşimle beraber gittiğimiz böyle gezilerden birinde, benim annem babam Selanik göçmeni olduğu için oraları çok merak ediyordum. Ha, bunu şeyde aldım. 15 yıl önce Hakan'ın, benim tanıyanlar bilirler, arkadaşlar filan. Maşallah iri yarı kayın bir çocuktu. Söylemesi ayıp ya da övünmek gibi olması, 220 kiloydu. Nefes alamıyordu. Ben de biraz böyle yapılayım ya. Artık doktorlar en son kelepçe ameliyatı yapalım dediler, yani böyle mide ameliyatı. O zamanlar moda Mustafa Taşkın gözüküyor olasıca. Onu tavsiye ettiler. Gidip ondan ameliyat için gün aldık. Anne dedi, eğer sen ameliyatı olursan ben de olurum dedi. Sırf o kabul etsin diye, şey ya, ameliyat olsun, sağlığına kavuşsun diye, peki dedim. Önce ben gittim, bıçak altına yattım. Ondan sonra arkasından o ameliyat oldu. Ana oğul aynı odada karşılıklı mideleri alınmış, kelepçeli vaziyette öyle yatıyoruz. Sonra hastaneden çıktık, Allah razı olsun. Ondan sonra Canan kızım, gelinim, o bize baktı, ikimize beraber. Volkan'la ikisi hemşireliğini yaptılar. Kocam rahmetli Müjdat da sponsorluğunu yaptı, bütün masrafları karşıladı. Biz de ana oğlu güzel yattık. Ama bana, benim vücudum hassasmış, alerjik bir bünyeye sahip. Ameliyat ipi, yani bir de o iplerin çeşitleri varmış yani, herhalde iyisini mi kullanmadı, ne yaptı? Ondan sonra bana alerji yaptı. Bir de şimdi kelepçeyi mideye takıyorlar. Bu midenin böyle karın boşluğundan getirip şurada bir yer, pot mu diyorlar, pet mi, oraya bir şeyle monte ediyorlar böyle şeyle. Ay ben ameliyattan sonra hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum, ağrılarım, sızlarım, buram ağrıyor diyorum. Doktora gidiyoruz. Doktor bana diyor ki hiçbir şeyin yok diyor. Bir de çocuklara diyormuş, anneniz size naz yapıyor, dikkati çekmek için filan diye. Allah'tan çocuklarım anlaştı da üzerinde fazla durmadılar ya da şey yapmadılar bu tür şeyleri. Sonra söylediler bana.
Bir gün yine böyle karnım ağrıyor diyorum, buramıyorum, oturamıyorum, edemiyorum. Yavrum Volkan evde. Oğlum dedim, şuramdan bir şey çıkıyor gibi dedim. Şöyle uzandım, yattığım zaman daha çok. Nefes alıp verirken karnımın şurasından şöyle bir şey çıktı. Böyle ter gibi. Ay sandım ki karnımda böyle değişik yaratıklar var. Yabancı böyle, şey, böyle yılanın dili gibi falan böyle. Volkan hemen anne bir daha nefes al ver dedi. Hemen telefonla çekti. Şok oldu çocuk. Hemen kalktık. Nasıl gittiğimizi bilemedik hastaneye. Biz Çatalca'da oturuyoruz. Biz Avrupa yakasındayız. Doktor küçük suda, kaç tarafta, Anadolu yakasında. Gidinceye kadar ben art dedim ki herhalde gidiyorum falan böyle. Acaba içimdeki o yabancı şey beni yer mi falan diye hiç aklıma gelmiyor bir şey olacak. Neyse gittik. Beni hemencik aldı. Acile falan. Al bakayım nefes falan. Ben nefes alıp verirken o tel şey alırken tel böyle çıktı. Şöyle çıktı. Adam sanki elektrik şey tekrar bir parmağını şöyle koydu. Buradan tuttu penseyle kesti. Sanki elektrik şeyi tamir ediyor. Tamam dedi, bundan sonra hissetmezsin de oraya pansuman yaptı. İşte gazlı bezle beni gönderdi. Ha, geldim eve. O ara tabii şuradaki şey kısalınca daha bir boşluğa geldi. O yara kısmından uzaklaştığı için de ben biraz o ara rahatladım. Fakat günden güne ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum. En son Temel Reis'teki Safinaz gibi oldum mu? Ya Allah'ım uçacağım şeye. Sonra onlar Volkan Orhan Ankara'daydı. Torunumu özledim. Doğum günlerini pek kaçırmak istemezdik. Doğum günü için Ankara'ya gittik. O akşam işte yemek falan hazırlamış Canan sağ olsun. Oturduk sofradayken ne yiyebiliyorum ne nefes alabiliyorum. Volkan dedi ki anne sen hiç iyi değilsin hadi kalk dedi hastaneye gidiyoruz. Beni hemen paldır küldür şeye götürdüler. İyi ki de götürmüşler Başkent Hastanesi'ne. Hemen beni kan tahlili bilmem ne filan hemen yatacaksın dediler. Hiç iyi değil. Dosyam istendi. Doktordan Mustafa Taşkın'dan. Ondan sonra dediler seni nasıl böyle bir ameliyat etmişler ya. Seni yani her tarafın iltihap, yara. Ay nasıl korktum. Sonra kan tahlilleri filan, kan tahlilinde şeyde vücutta PCR diye bir şey var, bir madde yandan sonra şeyler hormonlar filan dengeliyor, anti şeyle mikrobik bir şeymiş. Vücutta en fazla 10 olması lazımmış. Ben daha yatarken 45. Doktorlar ile ayağa tutuştu, nasıl yatırdıklarını bilemediler bana. Saat başı şey yapıyorlar, kan alıyorlar. Artık elim, iki elimde şeyden kan almaktan kalbura döndü. Vücudum şuralarından, şu aradan, parmak uçlarından, bu parmak şu üstlerinden, ondan sonra buradan. Allah'ım ya bu iki elimde de böyle. Artık ben zaten yeşil şeylerin içinde yatıyorum. Örtülerin içinde yatıyorum mikrobik olduğu için. Gelen doktorlar da zaten her doktor ve hemşireyi aldırmıyorlar. Bana muhakkak ameliyathaneden bir şey geliyor. Doktor geliyor, alıyor şeyimi, kanımı. Artık oradan hastaneden şey geldiği zaman neticeler, önce kendim bakıyordum artık öğrendim. Bakıyorum Allah'a 55 olmuş, her seferde geliyor 60, 70, 80 dediler. Yani duyuyorum konuşmalarda 200'ü geçtiği zaman götürüyormuş zaten öbür tarafa gidiyorsun. Her artık ben böyle yüzü gelince dedim ki herhalde ben artık öbür tarafa gidiyorum. O kadar içime bir perde düştü. Bugün de çocuklarımı görsem diyordum yani böyle geldikleri zaman. Bazen Esile'yi falan yukarı bırakmıyorlar. Artık böyle camdan bakıyorum çocuklarıma. Acaba bu son görüşüm mü? Bir daha herkes görebilir miyim? Onlar da bazı şeyler hissediyorlar. Kimse birbirine bir şey hissettirmemeye çalışıyor. Herkes falan böyle. Ay Mustafa Bey sana ne diyeyim kulaklarını çınlattım. Mustafa Taşkın da şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin şeyi başhekimiydi. Yine devam ediyor mu bilmiyorum bu aralar. Diyeceksiniz ki niye mahkemeye falan vermediniz. O ara zaten adam mahkemelikte 27 yaşında bir çocuk da mide şeyinden ölmüştü. Onlar mahkemeye verince tekrar dedim ki nasıl uğraşıyor. Zaten kendi canımla uğraşmak da aklıma da gelmedi. Ve 8. günümde nihayet vücudum buldukları antibiyotiklerden birine cevap verdi. İşte 100 küsurları geçmiştim, 160 mı neydi? Oralarda durdu.
Ve insan evladı için yatıyorsun bıçak altına, düşünmeden etmeden işte böyle bir şeyler yaşadım. Böyle bir anım oldu. Bunun, ha, o ara işte daha önceden böyle midemde de rahatsızlık oldu. İlkten alerjik olunca doktorla ameliyat yapacaklar. Bana dedi ki doktor, hastanede yatıyordum. Eşim dedi ki yanlış, bu ara zaten çok bunaldı, bir tatile mi götürsen filan. Doktor da hadi gidin birkaç gün dedi, zaten gelince yatacak diye. Ben bana ara mola verdiler. İşte eşim bu ara Selanik'e götürdü. Oradan bu önlüğü almıştık. Ha, bunu görünce aklıma bu anı geldi. İşte böyle bir anım oldu yani. Ve nihayet Allah'tan paçayı kurtardım da sizlere ben de böyle işte aynı zamanda tatlı ya da bir şeyler yapmak imkanı verdi Allah. Sonradan tabii yavaş yavaş toparladım. Ben yine eski halime geldim. Şükürler olsun bana hiç yakışmadı zayıflık. Safinaz gibi elim ayver çöptü. Görse hiçbir şey ne giydiğim yakışıyordu. Ya belki de çok sağlıksız bir zayıflama olduğu için. Normal zayıflasam belki o kadar değil. Gençken zayıftım, çok güzeldim ama o zayıflık bana hiç yakışmadı. Her görün aman abla kilo alıyor. Allah herkese öncelikle bir sağlık versin. Artık bu tür arada kiloları fazla dert etmiyorum. Önce Allah sağlık versin. Hele bu pandemide. Sağlıkla hep beraber bir çıksaydık. Hakan o ara verdi. Epey bir verdi. Doktor kola içmeyeceksin dedi. Ama kolayla sanki nikahlı. Nikahlı karısındaysam o kadar bazen bağlı olmuyor. Bıraktı tekrar. Yine bu arada arada şey yapıyor. Ama yine şükürler olsun bayağı bir verdi. 80 kilo falan verdi. Çoğunsa şu anda her şeyi koşturuyor, gidiyor, geliyor. Sağlığına kavuştu. Ben de iyiyim. Her anne böyle çocuk çocuğu için bıçak altında yatıyor, şeyde yatıyor, ne bileyim ben. O ara ailece canında bize koşturmasını hiç unutmam. Kızım hakkını helal et. Böyle insanlara, hasta insanlara bakmak çok zor. Hem kayınbiraderin hem kaynanan. Çocuk da o zaman Esila'da 5 yaşında mıydı, neydi? Küçük, işte sağ olsun hepimize böyle koşturmuştu. İşte bunları tek tek böyle arasa nişasta koyarak açacaksınız. Metin Sera Ankara'dan, abi Volkan'ın arkadaşı. Bak sana göstereceğim sonra bunun son halini ve sana göndereceğim, tamam mı yavrum? Ondan sonra bu tarafa yolunuz düşünce de bekliyorum, çıkın gelin. Ayrıyeten böreğini de yaparım sana, o böreğin pişmiştir. Taze taze şeyini de ondan sonra istersen içli köfte de yaparım yanına, tamam. Şu pandemi bitsin, çıkın çıkın gelin anasını satayım, çıkın çıkın çekin. Balkonumuz büyük, hep beraber. Ben yapıp yedirmeyi seviyorum, insanları seviyorum, hele gençleri böyle hoş sohbet. Gelin hep beraber yapalım, yiyelim. Ben aslında bunun içine ceviz konuyor ama bizim bugün ceviz kalmamış evde. Hakan da bir yere kadar gidip geldi. Unuttum al demeye. Şimdi biraz evvel geldi içeri. Hiç gidecek hali de yok. Şu anda ben de her şeyin en tatlısı neymiş? Hediye olan, bedava olanıymış. Bedava sirke baldan tatlı derler. Gülseren'le Serhun'un getirdiği fındıklar. Bence en güzeli böyle hediye olarak gelen şeyler. Onlardan koyacağım içine. Ve ondan sonra diyeceğim ki tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe de Veli Aga'ya gıdıklar. Hop hop diyeceğim ve bu arada oynayacağım herhalde böyle. Şenş böyle oynayarak da yapınca ayrı bir lezzetli oluyor diye düşünüyorum. Trakyalı olunca da müzik bilmem ne duyunca duramıyorum işte. Şimdi bunu böyle açacağım. Aa, bardak almayı unuttum, gördün mü? Bardakta keseceğim. İnşallah az bir şey kaldı şöyle. Dur şurada vardı bardaklar, onlardan alayım. Onlar biraz büyük bardak ama ne yapayım? Yuvarlak yuvarlak böyle. Şimdi ben fazla bugün böyle uzatmak istemiyorum. Fazla çabuk bitireceğim diyerekten başlıyorum. Bir bakıyorum 50 dakika olmuş. Allah'ım yarabbim, sohbet ederken nasıl geçtiğini anlamıyorum. Tabii ben ediyorum da siz de var sıkılıyor muyorsunuz bilmiyorum. Sanıyorum ki siz karşımdasınız, beni dinliyorsunuz gerçekten diye öyle mi düşünüyorum artık kafamdan. Bilmiyorum. Onun için
Şimdi ben bundan bir tane keseceğim, sonra programı bitireceğim. Sonra nasılsa şu anda şey pişti herhalde. Hakan birazdan getirecek pişmiş olan şeyden. Neticede size göstereceğim bir tabak şey tatlıdan örnek. Bunun son şimdiki halini, pişmiş halini. Şimdi 10 tane üstte tek tek açtım. Ondan sonra böyle şeyle nişastayla açıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu muhacı böreğindeki gibi. Onda tabi aralarını yağlıyorduk. Bunda içinde yağ olduğu için yağlamaya gerek yok. Ha, yapıştı. Bunu tek tek açacaksınız böyle. Baklava şeylerinde nişastayla açtığınız zaman daha bir güzel oluyor. Kıyır kıyır mı derler? İşte öyle. Ha, hamuruna bir de unuttum o ara söylemeyi. Bir yemek kaşığı sirke koyacaksınız arkadaşlar, unutmayın. Ha bak. Dinleyen söyleyenden arif olmadı. Bazı püf noktaları kendiniz de hemen bulun yani. Her şeye benim gibi yaşlı kadını yüklemeyin. Anasını satayım. Tamam. Ha. Böyle inşallah oldu. Açtım. Evet. Bitirdikten sonra tepsiye koyun bunu. Şimdi yuvarlak açacağız, şeyle keseceğiz. Eğer kek kalıplarınız varsa yuvarlak ondan yapın. Yoksa bardakla böyle yuvarlak yuvarlak. Sonra arasına şey koyun, kapatın. Tepsiye dizdikten sonra üzerine tereyağı sürüyorsunuz böyle. Böyle böyle bol tereyağı sürdünüz mü? Tereyağı da nereye girse güzel oluyor. Ondan sonra 180 derecede fırında pişiriyorsunuz. Zaten bu bilinen şeyler ama yine de söylemedi demeyin. Demedi demeyin. Tamam. Böyle oldu işte. Heh. Allah iyi oldu. Bu şeyle çay bardağıyla bundan 10 tane falan çıkıyor. Tabii su bardağıyla yaparsanız büyük oluyor. O daha fazla az oluyor o zaman. Ya da kalıplarınıza göre. Tamam ben öbür biraz daha aynı oldu halde niye şey oldu? Küçük mü oldu bu ne? Onda 12 tane mi çıktı ne? Böyle oldu işte. Vallahi oldu. Evet. Şimdi bu da benim şeyden çeyizlikten kalma. Ha. Ya bir arkadaşlar getirmişti ev aldığımızda. Ölmek gibi olmasın? Kristal. Kristal de getirdiler bilmiyorum. Şimdi bundan şöyle keseceksiniz. Tamam. Böyle yapıyorsunuz. Ne olmadı? İyice kesilmedi. Ha. Kesildi. Böyle yakın yakın yaparsanız bak kaç tane çıkacak şimdi. Ha. Bak. Gördün mü? 3 4 5 Ay, kuvvetim mi kalmamış? Ne ya böyle? 6 Şunu şuraya şeye koyalım ha. Şey olunca daha rahat kesiliyor. Bak gördünüz mü kaç tane çıktı? Oho! 7 8 9 Şu kırıntıları da araya koyayım. Onlar da ben ayrıca çok seviyorum ve çıtır kıtır kıtır böyle. Boş hamurları yemeyi daha çok seviyorum. Böyle çıtır çıtır oluyor. Ondan sonra Ay vallahi yoruldum ya. İlk iki tepsi aynı anda yapmaya kalkmadım ha. Vallahi ben artık kollarım mı ağır şey yapıyor yaşlıktan mı ne? Şimdi bak şunları şöyle çıkarın. Tamam. Olmadı, ayrılmadı onlardan.
Evet. Şimdi şunları örnek göstereyim. Hepsi de getirmemişim yanımda. Allah Allah. Niye böyle eksik çalıştık bugün ki? Şimdi bakın. Zaten bunları biliyorsunuz. Fındıklar. Bak Sehron sizin fındık. Gülsene. Heh. Hadi gelin size de yapayım kızım. Şöyle yapıp bastırıyorsunuz. Tamam. Bunları fazla bastırmadan da koyabilirsiniz. Bunlar pişince böyle tam bunlar silikonsuz şey. Dudak, dilber dudağı. Pişince silikonlu oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Bunları böyle arka arkaya dizin. Sonra üzerine tereyağını gezdirin. Şimdi benim şu oturduğum yerde yüzüm niye görünüyor mu? Arkamda ayna var. Orası mutfak. O buradan yan tarafım balkon. Hakan şimdi balkon kapısından çıkardı, getirdi. Bunu şimdiki pişmiş halini gösteriyorum size. Bunun bir önceki şeydeki hamuruyla 10 tane daha ikiye bölmüştüm ya. Ondan getirdi şuraya yan tarafa koydu. Evet arkadaşlar. Bu da pişmiş hali. Buyurun. Tamam. Yarım saat önce falan pişirdik. Hep beraber buyurun gelin. Çıkın çıkın. Hep beraber yiyelim. Hadi. Metin bu sana gelsin. Hadi oğlum ha. Afiyet olsun. Bak buraya koyuyorum. Buraya mı koysam, buraya mı koysam? Evet. Bunu da şimdi bitireceğim. Sizin de bak, baktığınızda almıyorum. Zaten sonuç bu. Sonuç bu gördüğünüz gibi tatlı. Bak şurada tamam mı? Kat kat çokanat. Bak buralar görünüyor. Şuralar görünüyor. Ondan sonra görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bugünlük bu kadar. Ay.